Tabii ki başkanlığımız zaman içerisinde, yıllar içerisinde, özellikle son dönemlerde daha önce hizmet etmediği alanla alakalı daha planlı, daha programlı hizmetleri yerine getiriyor. Bunların bir tanesi de halkın çok teveccühünü kazanan, halkın isteğini de ortaya koyan, manevi anlamda bir istek, bir arzu vardı, bir açıklık vardı. O açığı kapatma noktasında başkanlığımız üzerine düşen değerli yönetici hocalarımızla beraber görevini yerine layıkıyla getiriyor. Ve inşallah bundan sonra da aynı hız ve tempoyla devam edecekler. Diğer bir husus, özellikle engelli, yani şu ana kadar belki görülmemiş, din hizmetine ihtiyacı yoktur algısı olan, engelli olan kardeşlerimize yönelik bir hizmetimiz var. Özellikle ilk önce kendi personelimizin, 22-23'e yakın personelimizin engelli çocuğu var. Ben ilçe müftüsü olarak engelli koordinatörü hocamla beraber bunları yerinde, evlerinde ziyaret ederek, engellilik pozisyonlarına göre hediyeleri götürerek bu çocukların sevincini bir nebze olsun paylaşmak, personelimizin de o yıllarca Allah'ın vermiş olduğu bu imtihanı, yaşamış olduğu bu imtihanı yanlarında durarak onlara bir nebze olsun destek olma noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunun dışında burada Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı engelli personeli kardeşlerimizin eğitim gördüğü kardeşlerimiz var. Görmeyen, ama olan kardeşlerimize Kur'an eğitimi veriyoruz. Bu hususta İl Müftülüğümüzün görevlendirmiş olduğu hocamız var. Gidip bu kardeşlerimize Kur'an eğitimi veriyoruz. Ve bunun dışında özellikle konuşamayan kardeşlerimiz var. Bu hususta bizler burada Üsküdar İlçe Müftülüğü'nde bu kardeşlerimize yönelik eğitim faaliyetleri yapıyoruz. İstanbul'umuzun incisi mesabesinde güzide bir şehir Üsküdar'ımız. Üsküdar'ımızda 6 engelli komisyon üyemizle beraber engelli kardeşlerimize manevi rehberlik yapma gayreti içerisindeyiz. Onların hayatlarına dokunabilme gayreti içerisindeyiz. Bizler de bu hizmeti, başkanlığımızın bu güzel hizmetini bir adım daha ilerletebilmek, bir nebze daha bu hizmete katkıda bulunabilmek, bu kardeşlerimizin yanında olduğumuzu başkanlık olarak, müftülükler olarak, kurum olarak gösterebilmek adına, onlara dokunabilmek, kendimizi hissettirebilmek adına çalışmalar yapıyoruz ve bunu Allah rızası için yapıyoruz. Gönüllü olarak yapıyoruz. Hiçbir karşılık beklemiyoruz. Allah bizleri muvaffak eylesin diye dua ediyoruz inşallah. Bu kardeşlerimiz bizlerin kendi yanlarında olduklarını gördükçe bundan moral buluyorlar, seviniyorlar, memnuniyetlerini her zaman iletiyorlar. Geçtiğimiz pandemi döneminde de engelli kardeşlerimizin taleplerine imkanlar nispetinde müftülük olarak cevap vermeye çalıştık. Gerektiği zaman vefa destek grubumuzla beraber kapılarına kadar ihtiyaçlarını götürme gayreti içerisinde olduk. Görev yaptığın bir kurumun görevlisinin yanında olması güzeldir. Ondan sonra en azından böyle yani gelip bir şey olarak yanında olması, hal hatırı sorması bile insana moral veriyor gerçekten. Yani engelli çocuğu olmak biraz tabii ki sıkıntılı oluyor hayatta yani. Çünkü görevin var, görevine de bakmak zorundasın. Görevini aksattığım insan da morali bozuluyor. Ondan dolayı böyle yanımızda olmaları, ziyaret etmeleri, başkanlığımızın tabii bu talimatı, müftü beyler de Allah razı olsun gelip ziyaret ediyorlar. Bizi yani hoşumuza gidiyor, moral oluyor bize. Yedi yıldır bu işin içerisindeyim. Şu an için daha net bir şekilde anlıyoruz ne kadar çok ihtiyacın olduğunu.
Yani 3 öğrenciyle başladık. Şu anda 20 öğrencim var sınıfta. Fakat şu anda arka planda görebileceğiniz veya bugün gelemeyen bir 50-60 kişi, daha fazla belki 200 kişiye ulaştık inşallah. Yani insanlar duydukça bu Kur'an'a olan açlıklarını, işitme engelli vatandaşların Kur'an'a olan açlıklarını daha iyi anlıyoruz. Yani bir 5 yıl önce belki bunun farkında değildik. Ben ilk 2013 yılında yine Mahmut Küçük hocamızın başkanlığında oluşturulan kursla, öyle eğitimle başlamış oldum bu işe. 7 yıldır bu işin içerisindeyim. Şu anda elhamdülillah, yani daha önce sorduğumuz zaman hocam hani çok birçok dini bilgileri zaten hiç yok. Çok zayıf. Çünkü hiç kimse anlaşamamış bunlarla. Kendi ailesi dahil. Yani ve birçoğu da benim yaş grubum 40 yaşlarında, yani 20-40 yaş arasındaki bayanlar. Bunlar da okuma yazması olmayan daha çoğunlukta. O yüzden dini bilgilere ulaşamamışlar. Sadece belki gördüğü kadarıyla, anneden gördüğü kadarıyla, ama aslını hiç öğrenememişler hiçbir zaman. Ve bizim de ilk karşılaştıkları zaman da hani o soruyu soruyoruz, hocam nasıl olur, hani bize de tuhaf geliyor, nasıl hiç mi öğrenmediniz, siz ilk bir hocasınız. Yani bu bizi çok duygulandırdı ve bu işin ne kadar önemli olduğunu biz şu an için daha iyi anlıyoruz hocam. Tabii ki güzel, biz engelli aileleri olarak bunlar tabii ki hoşumuza gidiyor. Yani aynı zamanda bize kurumumuzun arkamızda olduğunu hissettiriyor. Yani şimdi tabii ki biz bunlardan tabii ki mutluluk duyuyoruz. Ahmet Hocam geldiği zamandan itibaren, özellikle son yıllarda zaten bunlar olmaya başladı. İşte iftara davet edilme gibi, böyle evleri ziyaret etme gibi durumlardan, bunlardan biz mutluluk duyuyoruz tabii. Yani hatırlanmak, bilinmek bizlerim için ayrıca mutluluk verici, huzur verici bir şey. Diyanet İşleri'nin de bu konu üzerinde önemli durması tabii ki engelliler için, engelli aileler için yani yine mutluluk verici bir şey. Pandemi sürecinde işitme engelli kardeşlerimizle, yaklaşık sayıları 17, bu 17 kardeşimiz, işitme engelli kardeşlerimizle Elifba ile eğitimimizi WhatsApp veya Facebook üzerinden canlı bir şekilde eğitimimizi devam ettirdik. Tabi işaret dili olduğu için her güne 4 kişi randevu vererek haftalara böldük. Her gün, hangi gün arkadaşımız ders verecekse o bizi canlı bir şekilde arıyor, WhatsApp üzeri veya Facebook üzeri. Bu şekilde eğitimimizi verdik. Ramazan'a bu 17 kardeşimizi Kur'an-ı Kerim'e geçirdik. Ramazan itibariyle de Bismillah deyip bu 17 arkadaşımıza bir grup kurduk, hatime başladık. Bugün tarihi itibariyle de yaklaşık 3. hatimimize başladık elhamdülillah. Pandemi süreci içerisinde bu 17 arkadaşımızı Kur'an-ı Kerim'e geçirdikten sonra birçok arkadaşımıza dedik, sorduk, soruşturduk. Kendileri adına özel çıkan işaret dili eğitimi, Kur'an-ı Kerim, elifbası haberi olmayan arkadaşlarımızı tespit ettik. Bununla birlikte biz de Üsküdar Müftülüğü, başta Ali Çakmak Hocam müftümüz desteğiyle, arkadaşlarımızın istişaresiyle dedik ki Türkiye geneline biz bu kardeşlerimize ücretsiz olarak bunu gönderelim. Bunlara ulaşsın. İsteyen aynı şekilde bu 17 kardeşimize WhatsApp üzerinden nasıl canlı eğitim verdiysek, hoca bulamayan, hoca talebi, hoca arayışına girip de bir türlü istediğini alamayan kardeşlerimize biz İstanbul'dan Zonguldak'a, İstanbul'dan Van'a, Şırnak'a, Hakkari, buralara hep Elifba göndermiş olduk. Toplam şu an itibariyle 595 kitap gönderip sağlamış olduk. Üsküdar Belediye'mizin Valide Sultan Gemisi var. Valide Sultan Gemisi ile bu engelli kardeşlerimizi zaman zaman Boğaz gezisine götürüyoruz, gezdiriyoruz. Moral motivasyon bulsunlar diye aileleriyle beraber bu geziyi koordinatörlerimizle yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Komisyon üyelerimizle yapıyoruz.
Bunun dışında Ramazan aylarında bu sene yapamadık ama daha önceki Ramazan aylarında iftar programları yaptık bu kardeşlerimizle. Çeşitli gezilere beraber gittik yine aynı şekilde ve bütün bunlardan çok memnun kaldıklarını, bizleri Diyanet personelinin, müftülükleri yanlarında görmekten büyük hem şeref hem de sevinç duyduklarını ifade ettiler efendim. Yani onun tarifi yok. Yani görme engelli olsun, işitme engelli olsun veya başka türlü engelli kardeşlerimiz, ortopedik olabilir. Karşısında bir din adamını, kendisinin yardımcı olmak, kendisine destek vermek isteyen müftülüğümüzü, kurumumuzu gördüğü zaman gerçekten bundan dolayı çok duygulanıyor. Çok duygulandığına biz defalarca şahit oluyoruz. Ve sevincini ifade ediyorlar. Teşekkür ediyorlar. Minnettarlıklarını ifade ediyorlar. Bu gerçekten bizim için de çok büyük bir sevinç ve gurur kaynağıdır. Tabii ben engelli bir çocuk babasıyım. Ağır engelli otistik bir oğlum var. Şu anda hali hazırda 25 yaşına geldi. Tabii bu engelli kardeşlerimizin halinden en iyi anlayan kişilerden biri de benim. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi damdan düşenin halini damdan düşen bilir misali. Bu sebepten dolayı bu kardeşlerimizle daha içli dışlı olmaya çalışıyoruz. Onların halleriyle hallenmeye, hemhal olmaya çalışıyoruz. Sıkıntılarına bir nebze olsa ilaç olmaya gayret ediyoruz. Kolay bir şey değil. Yani engelli babası, ailesi olmak hiç kolay bir şey değil. Getirdiği birçok sıkıntılar var. Ama bu elbette Allah'ın bir takdiridir. Biz onun takdirine her zaman razıyız. Zerre kadar isyanımız yoktur. Razıyız inşallah bütün engelli kardeşlerimiz ve engelli ailesi olanlar bu sabırlarının mükafatlarını, karşılığını alacaklarına inanıyoruz. Dediğim gibi ben de bir otistik engelli bir çocuğa sahibim. İmamlık yaptığım süreç içerisinde beni en duygulandıran şey otizmle ilgili hutbe okuduğum zamanlar olmuştur. Başkanlığımız her sene biliyorsunuz otizmle ilgili bilhassa hutbe yayınlıyor. Ne zaman minbere çıksam, otizmle ilgili o hutbeyi okumaya başlasam, inanın ki yani gözyaşlarımı tutmakta zorlanıyorum. Özellikle gençler noktasında, gençlerin şu çağ diliminde onları doğru yoldan, hak yoldan, istediğimiz o ilahi öğütlerden uzaklaştırma noktasında maalesef birçok basın, yayın kuruluşu var. Twitter, Facebook, işte Instagram gibi insanı, gençlerimizi hedeflerinden uzaklaştırabilecek durumlar ortadadır. Bunlarla mücadele etme noktasında özellikle taşrada din görevlilerimiz, İmam Hatip, Müezzin Kayyım, vaiz kardeşlerimize, müftüler bize olmak üzere gençlere daha bir araya gelip, sık sık bir araya gelip onların hedeflerinden uzaklaştırma noktasında engel olma pozisyonunda üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Özellikle başkanlığımızın gençlik merkezleri ki bunun bir öncesi 4-6 yaş var. 4-6 yaşla başlayan gençlere yönelik, çocuklara yönelik eğitimle beraber onu takip eden cami gençlik merkezleri oluşturuyoruz. Üsküdar'ımızda yaklaşık olarak 30 tane camimizin gençlik merkezi var. Bu hususta koordinatör hocalarımızla beraber onlar üzerine düşen görevi yapıyor. Ben de müftülük olarak, bir idareci olarak onlara destek olma noktasında elimden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu gençlerimizi yarının cemaati, yarının idareciliği olan bu kardeşlerimizin istikametlerinin tam ve düzenli olabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Gençlik, özellikle ben Üsküdar Müftülüğü Gençlik Koordinatörüyüm. Gençlikle alakalı çalışmalar da bu bakımdan belki işin en kıymetlisi. Çünkü gençler bizim istikbalimiz, çocuklar bizim istikbalimiz. Şu havasıyla, suyuyla, taşıyla, toprağıyla, insanıyla, örfüyle, kültürüyle çok kıymetli bir
havayı, atmosferi, coğrafyayı teneffüs ediyoruz. Ne kadar kıymetli, ne kadar hamd etsek Cenab-ı Hakk'a az. Bu itibarla bu coğrafyanın, bu inancın, bu değerlerin sonuna kadar devam ettirilebilmesi, korunması, yaşatılması adına, hatta bunun kendi içimizde değil, kendi coğrafyamızda değil, belki bütün dünyaya bu güzelliklerin dinimizle de, inancımızla da birleşen bu güzel değerlerin ulaştırılması adına bize çok büyük sorumluluklar ve görevler düşüyor. Bizim buradaki küçücük butik bir camimiz var, şirin, mütevazi bir camimiz var. Cami etrafında hemen sanki ecdadın tekkevari şekillendirdiği bir yapı var aslında bu küçük yapının çevresinde. Mesela yan tarafımızda hemen bir sohbet odası gibi, bir dinlenme odası gibi, bir mütalaa odası gibi, ders odası gibi bir odamız var. Camimizin alt katında da bayan Kur'an kursu var. Orada da hem mahallemizin bayanlarıyla, genç kızlarımızla Kur'an kursu hoca hanımlarımız ilgileniyorlar, onlarla çalışıyorlar. Hemen yan tarafında kapalı spor salonumuz var. Çok amaçlı bir etkinlik salonu. Yeri geldiği zaman konferanslar, seminerler yapabildiğimiz bir salonumuz var. Çok amaçlı. Her hizmete müsait bir şekilde dizayn ettik, orayı hazırladık. Hemen caminin ön kısmında, kıble tarafında bir açık alanımız var, bahçemiz var. Orada okçuluk çalışması yapıyoruz açık alanda, bahçede. Bazen orada bizim gençlerimiz var, böyle musiki gönüllüsü, ilahi söylemeyi seven, bu konuda böyle meraklı, ilgili. Hani bizim de biraz böyle ilgimiz var. Bu yolla da gençlerimizle beraber olmak istiyoruz, oluyoruz. Şemsi Sivasi Camisi'nin bu spor salonunda gençlerimize kung fu ve tekvando derslerimiz var. Savunma sanatıdır bunlar. Gençlerimizi hem fiziksel olarak hem de ruhen güçlendirmenin çabasındayız. O yüzden gençlerimiz en azından bu tip sportif faaliyetlerle topluma daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz inancı olmayan toplum olmaz. Bu bir psikoloji, bunu hepimiz biliyoruz. Bizim de inancımız gereği bu sporun ruhumuza çok büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten Peygamberimizin de hadisleri var bu konuda. Raif Hocam maşallah çok faaliyetli. Bu tip aktivasyonlarda çok fazla öne çıkan bir hocamız, değerli bir hocamız. Mücadele veriyor bu konuyla alakalı. Gençlere bir şey kazandırmak için bayağı mücadele veriyor. Kendisi fedakarlıkları çok fazla var bu konuda. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz gençlerimize. O yüzden Raif Hoca'yı bu konuda çok takdir ediyoruz. Böyle hocaların çoğalmasını temenni ediyoruz. Yani ihtiyacımız var çünkü. Çünkü hocalarımızın, özellikle din görevlisi hocamızın, aynı zamanda Raif Hocamız hem spor eğitmeni hem din görevlisi, biliyorsunuz. Böyle din görevlisi hocalarımızın bu tip faaliyetleri çok güzel. Evet.
Üsküdar'daki gençlik çalışmaları adına mesela üniversitelerimizde çok lüzumlu olan, belki üniversitelerde, üniversiteli öğrencilerle çalışma bakımından belki en güzel yol olan kulüpleşmenin önemini fark ettik. Marmara Üniversitesi'nden başlamak üzere bir kulüpleşme yoluna artık gidiyoruz. Üsküdar'ımız bu konuda öğrenci bakımından zengin bir yer, ciddi bir potansiyeli olan bir yer. Diğer üniversitelerde de kulüpleşmeyi önemsiyoruz ve bu konuda da çalışmak lüzumu bizim için elzem oldu. Bunlarla beraber gençlerimizle, liselilerle, Diyanet İşleri Başkanlığımızla, Milli Eğitim Bakanlığımızın İstanbul özelinde, Üsküdar özelinde, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, Üsküdar Müftülüğümüz arasındaki yapılan bu protokol çerçevesinde biz okullarımızda her bir okulumuza, lisemize, Üsküdar'da geçen yıl 35 lisemizde gönüllü Kur'an kursu vaiz ve imam ve müezzin hocalarımızdan oraların temsilcisi olan hocalarımızı belirledik. Oralarda seminerler, öğrencilerin liseli öğrencilerin ilgilerine hitap eden çalışmalara başladık. Ben tekvando yapıyorum haftanın belli günleri. Onun dışında wushu olsun, diğer spor faaliyetleri yapılıyor. Ben ilkokuldaydım, yeni taşımıştık. Yani belli bir faaliyet arıyordum heyecanımı atmak için. Raif Hoca'ya da camiye geliyordum Kur'an kursuna. Oradan tanıştık, beraber okçuluk yaptık. Sonradan ben ikisini beraber yapıyordum. İkisi bir olmayınca tekvandoyu seçmek zorunda kaldım. O şekilde tekvandoya devam ettim. Özellikle genç kardeşlerimize yönelik buradan bütün Türkiye'de bizi izleyen kardeşlerime seslenmek istiyorum. Yurt dışındaki kardeşlerime seslenmek istiyorum. Üsküdar İlçe Müftüsü olarak buraya geldiğimiz zaman diliminde 9 tane öğrenci evimiz vardı inşallah. Bunları yeniledik, güzelleştirdik. Bir 9 öğrenci evimiz daha hayata geçirdik. 18 tane öğrenci evimiz var. 2 tanesi erkek, 18 tane, 16 tanesi bayan. Bu öğrenci evlerimizde müftülüğümüzün, Türkiye Diyanet Vakfı'nın yardımlarıyla bu kardeşlerimiz burada kalıyorlar. Yaklaşık 99 tane öğrencimiz var. Türkiye'nin değişik bölgelerinden maddi durumuna göre seçebildiğimiz kadarıyla kardeşlerimiz bu evlerde kalıyorlar. Ailelerin memnuniyetini, yani bir Üsküdar İlçe Müftülüğü olarak 99 öğrencimize kol kanat germek, anne baba geliyor sevinçten, Diyanet'in evinde kalıyor. Yarın karşısına çıkabilecek herhangi bir pozisyonu yok. Ve bu memnuniyeti gördükten sonra Allah razı olsun dediği zaman bizde bir rahatlama oluyor, huzur buluyoruz. Bizleri destekleyen buradan öğrenci evlerimizi, Kur'an kurslarımızı destekleyen Üsküdar halkına ben teşekkür ediyorum. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Spor çok önemli bence. Şu açıdan bugünün en büyük zaafı olan gençlerimizin belki en büyük zaafı olan bağımlılık, telefon bağımlılığı, bilgisayar bağımlılığı, oyunlar gibi böyle kapalı dört duvar arasındaki hayatlarını gerçek bir hayata dönüştürmek, aktif bir hayata dönüştürmek gibi bir eksiğimiz var toplumumuzda. Bunu biraz zorlanarak da olsa gelen gencimiz ya da çocuğunu, gencini bir şekilde buradaki o güzel, canlı ve aktif yaşantıyı, sporu görerek getiren veli zamanla bunun faydasını çok daha iyi anlıyor. Ve
spora olan bağlılığı, devamlılığı, tescilli, lisanslı sporcu oluşu, hatta zamanla yarışmalara katılıyor oluşu gençlerimizin o aktif hayatı içerisindeki bağını biraz daha canlandırıyor. Bizim mesela aynı salonda bilek güreşi yapan yine gençlerimiz var. Türkiye şampiyonu olan salonumuzdan Türkiye şampiyonu olan gençlerimiz, çocuklarımız var. Onlar da birbirinden bu güzel örneklemeleri görerek yine çalışmalarına devam ediyorlar. Aynı diğerlerinde olduğu gibi bu branşlarda da çalışma halkaları ve grupları hep birbirinden bu güzel örnekleri görerek biraz daha zamanla genişleyerek yoluna devam ediyor. Bunu bizim camimizde örnekleyerek zaten doğal bir şekilde kendi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yer yer örneklendirerek Üsküdar'ımıza, hatta İstanbul Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nde spor ve izcilik branşı ile alakalı da sorumluluğumuz var. Bunu bütün İstanbul'a bu güzel çalışmaları da aktarmak, yaymak, kopyalamak gibi de niyet ve gayretlerimiz var. Cenab-ı Hak inşallah bereketlendirir diye ümitle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mültecilerle alakalı Üsküdar'ımızda, Yavuz Türk mahallemizde yaklaşık 750-800'e yakın mülteci kardeşimiz var. Çok dramatik ailelerimiz var. Oradaki bizim vaiz arkadaşımızın başkanlığında, o mahallemizdeki din görevlisi kardeşimizin de araştırmalar neticesinde birinci sırada yardıma muhtaç, ikinci seviyede yardıma muhtaç ve üçüncü sırada yardıma muhtaç diye bir sıralama yapmalarını ben kendilerine istedim. Bu kardeşlerimizin ihtiyaç durumlarına göre gıda veya değişik noktalarda biz neler yapabiliriz diye bir çalışma başlattık. Kimilerine gıda yardımı yaptık veya gıda alabilecekleri yardım kartları götürdük. Kimilerine eşya gönderdik. Ama düşünün, bir kadın hanım ablamız 4 tane kız çocuğuyla beraber eşi Suriye'de vefat etmiş. Burada yaşam mücadelesi veriyor. Bu bizim din kardeşimiz. Ya, din kardeşimiz olmasa bile bu bir insan. Bu bir insan. Dolayısıyla bu insanın onuruyla, şerefiyle, haysiyetiyle hayatta tutunabilmesi için devletimiz yardım ediyor, kol kanat geriyor ama bir insan olarak, bir Müslüman olarak üzerimize düşen görev esas bize düşüyor. Dolayısıyla bu hususta da çalışmalarımız devam ediyor. Ayırt etmeksizin kim olursa olsun, hele hele şu dönemlerde manevi olarak bir imam din görevlisinin kapıyı çalması, müftülüğümüzün gıda kolisi var, başkanlığımızın, Gençleri Başkanımızın, ilçe müftümüzün, kaymakam beyin selamları var dendiği zaman, insanların o yüzlerindeki memnuniyeti gördüğü zaman bizlere memnun oluyoruz. Çalışırken belki yoruluyoruz. O yorgunluğu bir Allah razı olsun, o gözlerdeki memnuniyet, gözlerdeki o sevinç bizlere o yorgunluğu tamamen alıp gidiyor. Şimdi bizim muhacir kardeşlerimize karşı görevlerimiz hem dini bir görev hem de milli bir görev olarak addediyoruz. Zira Rabbimiz bize, din kardeşlerimize yardım etmemizi emrediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her daim müminlerin birbirine kenetlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Bunun için de vatanından ayrı kalmış, yurdundan uzaklaşmış ve hicret etmek zorunda kalmış, göç etmek zorunda kalmış kardeşlerimize hem dini görev olarak, Rabbimizin emri olarak, Peygamber aleyhisselamın tavsiyesi olarak hem de aynı zamanda milli bir görev olarak, zira bu topraklarda Anadolu coğrafyası her daim mazlumlara, mağdurlara kucak açmıştır. Atalarımız bu şekilde her daim mazlumlara, masumlara yardımcı olmuşlardır. Bizler de onların yolunda bu gayret içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığımız olarak ve görevlilerimiz olarak gayretlerimizi sürdürüyoruz. Üsküdar Göç ve Manevi Destek Koordinatörlüğü olarak hizmetlerimizi
Türkiye Diyanet Vakfı Üsküdar Şubesi'nin de katkılarıyla, destekleriyle yürütüyoruz. Ve ilçe müftümüz Ali Çakmak hocamız her daim bizlere bu faaliyetlerde destek oluyor. Ve göç komisyonumuz var. Hem bayanlarla ilgili bayan göç koordinatörü hocamız var. Aynı zamanda göç komisyonumuz imam hatiplerimizden, müezzin kayımlarımızdan oluşuyor. Ve bu arkadaşlarımız Allah razı olsun gece gündüz ne zaman bir vazife olsa koşturuyorlar. Babam 16-17 yıldan Suriye'de kaza yapmış, motor kazası. Onun dolayı hiç yürüyemiyor. İşte buraya geldik, hastanelere falan gittik, baktık. İşte onun ilacı yok, hiçbir şey yok gibi söylediler. Onun yüzünden yani işte böyle hiçbir şey yapamayız. Bir de nakit para işte böyle getiriyorlar, işte alışveriş kartı. Allah razı olsun ve teşekkür ederiz bütün hocaları. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Üsküdar ilçemizin Yavuz Türk Mahallesi'nde en çok mültecilerin barındığı bir yer. Daha çoğunluğu Suriyeli kardeşlerimiz. Bu kardeşlerimizin birçoğu burada sigortasız, cüzi miktarda çalışıyorlar. Bu kardeşlerimizin birçoğu gerçekten çok zor durumdalar. Bodrum katlarında, odunluktan bozma yerlerde, kirada yaşıyorlar. İşte bu kardeşlerimize burada yardım götürmeye çalışıyoruz bizler de. Öncelikle şöyle, burada ilk bu faaliyetlere başladığımızda, ev ziyaretlerine gittiğimizde bu kardeşlerimizin birçoğu dediğim gibi yer altlarında, bodrum katlarında kalıyorlar. Tamamıyla dıştan bağımsız perdelerinin güneşlik dediğimiz tamamını çekmişler çünkü etraftan korkuyorlar. Ancak artık bir cami imamı geldiğini, Üsküdar Müftülüğü'nden bir görevli geldiğini duyduklarında artık onlar bizi tanıyorlar zaten. Kapıların ardına kadar açıyorlar. Bir ihtiyaçları olduğu zaman rahatlıkla camimize kadar geliyorlar, bizle irtibata geçiyorlar. Bu tür olumlu sonuçlarla karşılaştık. Şimdi bugün de ziyaretlere gittik yine, ev ziyaretleri yapıyoruz. Ev ziyaretlerinde Türkiye'ye, halkımıza çok teşekkür ediyorlar, çok dualar ediyorlar. Hayırseverlerden büyük bir kısmı hayırlarını gizli yapıyorlar, ismim söylenmesin istiyorlar. Allah onlardan razı olsun. Yani bu yardım faaliyetlerimizin temelinde hayırseverlerimizin destekleri var ve onlardan birçoğu da bu işi Allah rızası için gönülden yaptıklarından dolayı isimlerinin söylenmesini bile istemiyorlar ama çok dualar alıyorlar. O mazlum insanlar, masum insanlar, muhtaç insanlar hayırseverlerimize çok dua ediyor, ülkemize çok dua ediyor ve ben bunu sohbetlerimde de, vaazlarımda da anlatıyorum. Yani ülkemizin belki de başına gelecek birçok musibetlerden, felaketlerden bu masumların duası vesilesiyle inşallah biz kurtuluyoruz diye ümit ediyoruz. Çünkü verilen sadakaların belaları, musibetleri def edeceğine inanıyoruz. Evet, Türkiye çok güzel. Bizim burada çok rahat, elhamdülillah. Yani burada ikinci vatan. Evet, ben kurs gittim. Vakıf bir kurs açıyor. Ben gittim. Ama bir tane az yani. Şimdi yavaş yavaş çok Türkçe değil yani. Belki ikinci, üçüncü belki inşallah. Şu karet alışveriş vereyim. Şey yardım, paket yardım getir. Elhamdülillah çok yardım. Yani Türkiye, Suriyeliler çok yardım veriyor. Mültecilere, muhacir kardeşlerimize yönelik bizim temelde 3 alanda faaliyetimiz var. Bunlardan birincisi eğitim faaliyetleri, ikincisi sosyal uyum faaliyetleri, üçüncüsü de yardım faaliyetleri. Eğitim faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Bazı çocuklar var okula gitmiyor. Evdeki hanımların birçokları Türkçe bilmiyorlar. Beyefendilerin yine Türkçe bilmeyenler var içlerinde. Bizim ilk hedefimiz bu eğitim faaliyetlerinde onlara Türkçeyi öğretmek. Bu sebeple de Türkçe dil kurslarımıza çok ağırlık veriyoruz. İstanbul Müftülüğümüz olarak
İl Göç İdaresi ve yine Milli Eğitim Koordinesi ile beraber Halk Eğitim Merkezimizle işbirliği içerisinde bir hocamız bu sene mültecilere, muhacir kardeşlerimize bir Türkçe kursu açtık. İkincisi, sosyal uyum programlarımız var. Bu noktada Mevlid-i Nebi programı düzenledik ve bu programın içeriği tamamen onların dilinde Arapça bir program oldu. Arap hatipler getirdik. Suriye İslam Meclisi'nin onayıyla birlikte orada alimler, akademisyenler hitap ettiler. Sunumlar Arapça oldu. İlahi grubu getirdik. İlahi grubu Arapça ilahiler söylediler. Ve bu şekilde onlara da sanki kendi vatanlarındaymış gibi, kendi memleketlerindeymiş gibi onları misafir ettiğimizi göstermek adına bu programlarımızı düzenliyoruz. Üçüncüsü de yardım faaliyetlerimiz. Bu kapsamda öncelikli olarak biz tespitler yaptık, aileleri tespit ettik. Hem kaymakamlıkla, belediye ile işbirliği içerisinde muhtaç aileleri tespit ettik. Genelde Üsküdar'da Yavuz Türk Mahallesi'nde bulunuyor muhacir kardeşlerimiz. Yaklaşık 200 aile, 1000 kadar kişi orada yaşıyor. Bazen erzak kolisi, kumanya yardımı yapıyoruz. Bazen alışveriş kartı ulaştırıyoruz. Kimi zaman et yardımı, kurban bayramlarında et yardımları yapılıyor. Ve ayrıca evlenmek isteyenler oluyor, durumu yok. Onlar için bir ev düzme, tabiri caizse ufak tefek çeyiz malzemeleri, beyaz eşya, bazen ikinci el oluyor, bazen sıfır oluyor, bazen kullanmış bir cemaatimizden bir kişi hediye etmek istiyor. Bu şekilde ev eşyası şeklinde de yardımlarımız oluyor. Ben toplantılarımızda hocalarımıza her zaman şunu söylüyorum. Bir imam, din görevlisi mahallesini karış karış bilmesi gerekiyor. Hangi binada hasta var? İnansın veya inanmasın. Dini inancı ne olursa olsun, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun. Pozisyona göre, hastalık durumuna göre din görevlileri, mahallenin din görevlileri bir araya gelip hastanede yatıyorsa hep imamlar din görevlileri, o mahallenin din görevlileri gidip bir geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak. Eğer mahallede istirahat halindeyse veya evinde tedavi oluyorsa bu kardeşimizi gidip evinde ziyaret edip hem gönül alacak hem din görevlisinin ne anlama geldiğini, gerçekten belki yanlış anlaşılmaktan veya şimdiye kadar yanlış tanınmışlığın vermiş olduğu o ezikliği inşallah kardeşlerimiz bu vesileyle üzerlerine kurum olarak atmamız gerekiyor. Bu konuda kardeşlerimiz de çalışmalar yapıyor.